Merhaba canlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Haliniz, hatırınız. Biz geldik canlar. Buradayız. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, birkaç gündür Hatice Hanım annesi rahatsızdı. Onları ziyaret ettik. Eş dost derken bize sağ olsunlar, evimize yeni. Sağ olsun Sümbül'den, Sinem'den arkadaşlar. Onlar da bir kere bugün ilk defa Hatice Hanım'la burada kendi evimizde kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Hatice Hanım, bakalım bugün bize ne hazırlayacak? Allah ne verdiyse. Arkadaşlar, bu arada da gelken ablamı getirmiştik. Ablam var yanında. Eniştem var. Emrah var. Hatice Hanım, arkadaşlar, bu arada bütün güzel yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hepinizden de bizi bu acılı günümüzde yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Vallahi şöyle demliğimi bir alayım. İçini boşalttım mı, boşaltmadım mı hiç bilmiyorum. Suyumuzu. Buranın suyu güzel arkadaşlar. Çayımızın çıkıyor. Buraya şöyle bir tane patates arkadaşlar. İki de yumurta. Biraz da şöyle olmuş oldu olmuş. Önceden taşınırken getirdiğim kuru biber. Kuru biber ben seviyorum. Patates yapacağım. Biraz olmak. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Sizler inşallah sizlerin de haliniz, hatırınız iyidir arkadaşlar. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Şimdi çayımı şöyle biraz atayım. Bence suyu çektik, son at. Şimdi kaynasın, öyle daha güzel oluyor çünkü Hatice Hanım. Öyle mi? He. Aman onunla ne, ben uğraşamam. İyi, basit basit. Su kaynadık sonra suyunu çek, ben yaparım. İşte diyemiyorum, o kadar dolu olunca. Onu ideceğim, bunu ideceğim. Arkadaşlar, belki bazı arkadaşlar, arayan arkadaşlarım oluyor, Allah razı olsun. Telefonu da bu arada kafamı dalgınlığıyla bırakmış gelmişim. Telefonu bile onda yanmayayım. Arkadaşlar, Polat da bırakıp geldi Hatice Hanım, unutmuş. Telefonu yerinde yok. Unutmuşum, çıkmışım. Kafa daldı. Telefon kapağı bile bazen inan nereden açacağımı, ne yapacağımı bile. Şimdi bir tane aldım da en içeceğimi koyacağım. Bilmiyorum Hatice Hanım. Kafam o kadar durdu ki. Şimdi bir tabak, şöyle yine bir tabak. En iyi onu haşlamaya koyacağım. Doğru. Suyu koydum ya. Bir tane şöyle bir tencere. Şuna koyayım, şunda haşlansın. Kapakla kulpu yok arkadaşlar. Kulpu olmayınca. Kulpu var işte, kulpu bu Hatice Hanım. İşte kulpu, kulpu da oymuş hadi. Korktum ya bakayım. Şöyle biber, yeşil biber. Hadi ben kuruyla arası yok ama kuruyu biz çocuklarla çok seviyoruz arkadaşlar. Elim yavrum da kuruyu çok severdi. Kavruklamasını böyle. Bir güzel yapardı arkadaşlar. Benden daha iyi yapardı. Onun elinin lezzeti daha bir başkaydı yavrumun. Ne olursa olsun, titizliği olsun, temizliği olsun, kuzum. Benim elimin lezzetinden o kadar değer. Hatice Hanım dondu arkadaşlar. Yandı yandı, uzun süre basmaya gerek yok bunu Hatice. Yok, elim iyi. O çaydanlığa sapını beri çevir, orada sınır. Patatesi soyayım, içine de bir yumurta. Ne yapayım, ne yapalım dedim. Allah razı olsun arkadaşlar Sümbül'den de. Yemeğimizi, ikramını gerçekten bayağı bir dediğin gibi insan evde tek olduğum kafayı dağıtamıyorum arkadaşlar. Kafam yatsan da kalksan da zaten doğru inan, doğru uyku. Bugün Cuma günü 4 hafta olacak arkadaşlar. İnan uyku yok.
Yani uyku gelmiyor. Onu yamıyor. Yeter mi? Yeter. Bir patates. İki de yumurta var. Kocaman bir tane oldu. Burada da zaten bir tane tavamız var. Demeyle deyin. Arkadaşlar ne hayallerle, nelerle dediğin gibi insanoğlu hayaller olmayınca olmuyor gerçekten. Ne hayallerle dediğim gibi tuttuyduk burayı. Hava ne güzel biliyor musun? Hava süper. Yemyeşil çimler diyeyim ne kadar güzel olmuş. Soğuktan sararmış, ayaz oluyor bazen. Aynen öyle. Mis gibi tertemiz hava. Güzel. Bilmiyorum benim burada şeyden daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gelirken bir yağ açardım unutmuşum. Zeytinyağı. Zeytinyağını unuttum değil mi? Bunu ta böyle şey yaptığımda, taşındığımızda mal dedim, mal dedim. Bir tane zeytinyağı alayım dedim. Arkamızdan çıktı. Özlemim vardı, çocuklar vardı arkadaşlar. Bayağı bir 15 gün. Çocukların okul açılınca biliyorsunuz, özlem gidince. Evimizin içi bayağı bir iyiydik. Ondan sonra da Yukurcan da işe gidiyor arkadaşlar. Biz de dedik şöyle bir çıkart. Hem annesini gerçekten rahatsız arkadaşlar, hem ona yardımcı olmak, hem de böyle Hatice Hanım'la, Hatice Hanım'ı evde fazla tutmaya gelmiyor. Hemen üzülüyor arkadaşlar ondan dolayı. Biraz böyle insan şeye pek geçiyor. Küçük doğru ama, pek küçük doğru ama. Öyle mi olacak? Havada bahar havası gibi gidiyor orman oldu. Arkadaşlar dışarıda bugün herhalde bir 15 derece olur sıcaklık. Güzel bir hava. Yağmur yağsa, kar yağsa güzel olur ama hem çiftçilerimiz için hem toprağın ortalığın temizliği için yağmur ve kar güzel olur ama yok arkadaşlar. Yok Rabbim kendisi bilir. Kalelleştirmiştir orman olduğum Allah'ım her şeyi kalelleştir. Yani biz ne desek boş. Hepsi boş. Dediğin gibi diyorum ya, her şey boş, yalan dünya diyor ya, o yalan bu yalan. Gel hepsi biraz da sen o yalan demiş ha. Aynen, hepsi yalan. Hiç ummadığın şey bir anda dediğin gibi oluveriyor. Oluyor. Kurban olduğum Allah'ın her şeyi kendi kararlaştırmış. Yapacak bir şey yok. İyi bir şey oldu, kimse yeter. Yeter mi? Yeter. İçine de yumurta koydum diyor mu? Aynen. Bak canım şöyle yapayım. Ekmeğe mi gideceğim sen şimdi? Ekmeğimiz yok değil mi aşağı arkadaşlar? Burası biraz çarşıya uzak. Oradan hemen gidip alıp geliyorum. Ne istiyorsun başka? Alınacak ne var? Başka bir şey yok. Yeter. Ekmek alıp geliyorum. Ekmek başka ne olacak? Tamam. Arkadaşlar canlar, inan bazen ne konuşacağımı, ne yapacağımı kusura bakmayın. Kafam o kadar inan dolu, Ali'nin yanında böyle inan Ali hemen dışarı bir yere çıktığım zaman içim anca o şekil boşaltıyor, kusura bakmayın. En azından ben böyle sesimle yapıyorum, ağlayabiliyorum. Eşim onu sesiyle yapmıyor, onun yanında o da arkadaşlar ağlıyor ama o içten içe ağlayınca onun yanında fazla biraz kendimi inan zor tutuyorum. Hele ki dedi
dediğim gibi kimseye şöyle yanında olmadığı zaman bir Allah bilir, bir ben bilirim. Allah kimseye gerçekten evlat acısını hiçbir zaman yaşatmaz. Evet, her zaman buramda, kalbimde arkadaşlar, öbür kızlarımda. Allah onların sağlığını, mutluluğunu, şeyini göstersin. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Kurban olduğum Rabbim, dediğin gibi biliyorsunuz, eli sapsağlamadı birden kurban olduğum Rabbim. Bilemedik hayatın ne göstereceğini, dediğin gibi. Ben hala daha dediğim gibi inan, umutla kapıda yavrum her zaman girecek değil, bekliyorum. Yanındaydım arkadaşlar. İyi günlerimiz oldu hastanede. Oturduk, dediğin gibi konuştuk sabahlara kadar mesela. Anne kız hastanede, dediğim gibi hiç elbet inan ki hiçbir zaman ölüm konduramadım, dediğin gibi. Yoğun bağıma girdiğinde son kez bile gene dedim yavrum kalacak değil, umutlarla bekliyorum, dediğim gibi. Bilemedik, dediğin gibi. Rabbim daha tez demek ki bizden daha çok seviyormuş. Arkadaşlar bazen inan huzura bakmayın, ne konuşacağımı, ne yapacağımı, ne gideceğimi hiç bilemiyorum. Gerçekten çok ağır arkadaşlar, yavrum. Bilmiyorum. Sizler de dualarınızla, güzel dualarınızla, sizler de aynen biz nasıl seviyorduk yavrumu, Allah razı olsun. Sizler de gerçekten çok çok seviyordunuz yavrum benim. Gerçekten sessizdi, sakindi, sevilen, inan çok sevilen bir çocuktu, dediğin gibi. Hiç üzülmeyen, inan hiçbir kimse kalmadı. Elif dedim, kimse dayanamıyor. Allah dayanacak, güç versin. Hiçbir olay bir şey değil canım. Bazen dediğim gibi şey yapıyordum. Telefonda arkadaşlar hastanede şeylerini çekmiştim, bir iki fotoğraflarını çekmiştim. Yatağa böyle akşam olunca mesela orada eşim salonda olunca ben geçiyordum fotoğraflarla, açıyorum fotoğraflarına, bakıyorum. Biraz sanki böyle baktığım zaman yavrum sanki yanımda gibi hissediyorum arkadaşlar. Gene her zaman yavrum hiçbir zaman unutmayacağım kalbimde. İnan arkadaşlar, karnımın dediğim gibi ameliyat olmuş gibi şu karnımın işleri o kadar öyle, ne diyeyim size, yanıyor içi, öyle acıdan duramıyorum. Ayaktayım ama bir de siz bana sorun, nasıl ayaktayım, nasıl bilmiyorum. Dakika başı öyle aklıma geliyor. Bir dakika bile duramıyorum. Hep gözümün önünde. Yavrum kapıdan gelince, gidince arkadaşlar boynum böyle. Dışarı çıkıyordum. Hep bir yere soruyordum. Gelmeyince yavrum ne zaman gelecek, gitti gelmedi diye kapıyı elini severim. Hep bir yere gidip gidip geliyorum. O da boşaldı diye dünya başıma tersine dönüyordu. Ama şimdi kovup yan tarafım. Bomboş kaldım yatağına. Ne dedim Gülcan'ım, arkadaşlar çalışıyor geldi. Yavrumun yatağını çapçabın eli tertemiz. Serdiydim, nazip olmadı. Ben olduğum Rabbim beyaz gelinliğine gitti. Gelin, dediğim gibi gelin oldu, gitti. Kuş oldu, yavrum uçtu. Anne yanında dediğim gibi fazla kusura bakmayın bazen. O da çok şey yapıyor, üzülüyor yanında. Kendimi biraz tutmaya zorluyorum. Ali görmeden arkadaşlar içeri girdiğim zaman kendimi tutamıyorum. Allah bir tek benim değil diyorum. Bazen düşünüyorum benim
Her gece sabır versin. Kurban olduğum Rabbim demek ki yavrum daha çok seviyormuş. Elimden hiçbir şey gelmedi. 2,5 aydır başında bekledim arkadaşlar. Ama hiçbir şey yapamadım. Bilemiyorum, fazla konuşamıyorum, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar sesim böyle çıktığı zaman sesim kısılıveriyor ağladığım zaman. Kusura bakmayın ne olursunuz. İyi ki sizler varsınız arkamızda arkadaşlar. Kötü günümüzde, iyi günümüzde sizler vardınız. Tavanın altını bile yakmışım da unutmuşum. Ne zaman ya arkadaşlar tavanın altına inan yakmışım da bırakmışım, hiç onu bile bilmiyorum. Kusura bakmayın ne olursun. Tavanın altını açık koymuşum. Yaktığımı da bilmiyorum diyorum, bir şey geliyor ama nereden geliyor diyorum. Ali'nin yanında bazen arkadaşlar gerçekten şey yapamıyorum, içimi dökemiyorum, boşaltamıyorum. Ben yine diyorum ya iyi kötü bağırıyorum, çağırıyorum. Kimse olmayınca Ali arkadaşlar içine dokuyor değil. Yanında kendimi inan çok zor tutuyorum. Yavrum kurban olurum. Yemin ne hayallerle nelerle arkadaşlar. Tuttum yavruma. Dedim geldikçe yaramazsın yavrum dedim, sıcak can dedim, merkezi sistem dedim arkadaşlar. Yavrum dursun dedim, temiz gene dedim, ne hayallerle ne şeylerle ettik yavrum. Kurban olduğum yavrum, ona toprak benden daha çok seviyormuş. Allah razı olsun. Hemşirelerden de doktorlardan elinden geldiği her şeyi yavruma yaptılar ama onlar da inan bizler gibi yavruma çok dediği gibi elimi herkes o kadar çok seviyormuş gerçekten. Orada da çok sevilen biriydi arkadaşlar diyordu. Elim gibi böyle bir güzel bir şey yok derlerdi. Gelen diğer zekotrenler aynı bir arkadaş gibiydi. Hemşeler deseniz yine aynen böyle bir Elif'le diyorum. Elif'im sessiz, sakin dediğin gibi. Sonradan arkadaşlar Elif'im konuşmayı böyle şey yapan dediğin gibi. Herkese bilmiyorum hiçbir kimsenin kalbini koymadı arkadaşlar. Sessiz, sakin dedi. Önceki arkadaşlar dedi, konuşuyordu Esra'yla, yavrumla konuştuydu. Dediğim gibi güzel, o da annem, annem ne alayım kuzum dedi. O da anne elbise istiyor, anne bebek istiyor, pembe, mor bebek değil. Arkadaşlar şöyle bir kendim kalmamı dediğim gibi şey yapamadım. Elif'imin şeyini. Onlar da benim dillerim arkadaşlar, torunlarım. 8 tane torunum var biliyorsunuz. Hepsi birbirinden tatlı arkadaşlar. Bilmiyorum. Şey yaptı arkadaşlar. O şeylerde biliyorsunuz dediğim gibi. Çocuk dedik yani şey yapmasın Elif'i değil. Ama telefonda yine konuşuyorlardı görüntülü. Hani ya kusura bakmayın arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar Hatice Hanım'ı da yalnız bırakmaya gelmiyor. Hele sen durma yanımda. Hiç durma. Niye? İşte. Rahatlıyorsun değil mi ben gidiyorum? Şöyle rahatlıyor mu artık kendini? Aynen. Arkadaşlar yalnız bırakmaya gelmiyor. Bilmiyorum ki bardak koyacağım. Bardak ay. Şekere gerek yok. Şeker olmuyor. Başka? Bir
karacağım. Anne, tuzlu şeker. Küçük tuzlu yok mu? Uf, var var da ne bileyim. Bunu şuraya alacak olur mu? Demlik var ya onun için. Şey var, demlik, demlik var da yeter. İşte ben bıraktım. Ya, arar bugün beni. Ya der, hadi gitmiyor mu der, sıkılmıştır o. Aynen o. Dostum eski daha ne var ya. Değil mi? Evet, sanki. Anne, bu bana fayda soruyorlar. Evet, dostum. Hem de hatta sağ olsun, o da neşelendiriyor. Evet, var ya burada. Şöyle abim. En azından abim da. Yanlarım da. Peynir de boyabilir misin rica etsem? Ha ya, ondan da olabilir. Onu sevdin sen. Bunu sevdim çünkü bu öyle topraktan. Arkadaşlar ben pek bunu bilmiyordum. Yavrum, kuzum Elif'im orada dediğim gibi yedim. Yavrum bunu çok seviyordu. Tulum peynirini de arkadaşlar, son kez eşim hatta tulum peyniri aldırıyordu, biliyor musun Ali? Ya. Ondan yiyordu ya, ne yapacaktım? Tabak alacağım. Dur, şundan koyacaktım değil mi? Hı hı. İçine de et yiymiş. Ama güzel. Yeter, az olsun. Arkadaşlar kalabalık olunca saat ne oluyor ilerliyor. Arkadaşlar, videolarımızda hatalarımız vardır illaki. Onun için de mazur görmenizi diliyoruz. Kusura bakmayın. Hatice Hanım yalnız bırakmaya gelmiyor. Hemen üzülüyor. Onun için hem de diyoruz böyle videolarda Hatice Hanım biraz daha kendini sakinlesin, iyi gelsin diye şöyle bir kendine... Ben aslında tek olayım, ben daha iyi kendime geliyorum sanki. Sen olmayın öyle ki. Tabii. Sen olmayınca. Hoşçakalın arkadaşlar.